Şimdi arkadaşlar yine uygulamalarımızla devam edelim bakalım. Şimdi M kütleli tahta ve cam. Camın sürtünmesi, tahtanın sürtünme katsayılarını vermişiz. Sistemin ivmesi bakalım nasıl yorumlayacağız. Şimdi bakalım şöyle MG, şöyle MG. İkisinin de şöyle şu tarafa doğru MG sin 37 bileşenleri olacak. 2 tane MG sin 37 olacağı için hemen 2 MG sin 37 yazıyorum. Şimdi bunların şu kalemimizin ucunu inceltelim. Şuraya doğru şöyle MG cos 37'leri var. Şöyle MG cos 37. Hareket aşağı doğru olduğu için bunlara yukarıya doğru etki edecek neler var? Sürtünme kuvvetleri var. Şimdi o zaman FS cam için yazalım. K çarpı tepki kuvveti. K'mız kaç? Cam için 0,2 çarpı MG cos 37. Şimdi 0,2 çarpı M çarpı G'miz kaç? 10. Cos 37'miz kaç? 0,8. Şöyle şuradan kaç geldi? 8. 1,6 M. Şimdi bakınız camdan kaynaklı olan sürtünme kuvvetini bulduk. Şimdi tahtayı bulalım. Sürtünme kuvveti tahta yüzey için K'mız 0,6. MG cos 37. K çarpı tepki kuvveti yapıyorum. 0,6 M çarpı G'miz 10, kosinüs 37'miz 0,8. Buradan ne geldi? 8, 0,6 ile çarptığımızda 4,8 M geldi. Şimdi sürtünme kuvvetlerimiz yukarıya doğru bir 1,6 M var. Bir de 4,8 M var. Şimdi şunu da bulalım o zaman. 2 çarpı M çarpı 10 çarpı sin 37'miz 0,6. Şuradan ne yaptı o zaman? 6, 2 ile çarptığımızda 12 M yaptı. Şimdi şunları toplayalım bakalım. 4,8 ile 4 elde var. 1, 5, 6,4. Şimdi sürtünme kuvvetleri yukarıya doğru, 12 de aşağı doğru olduğu için F net eşittir M toplam çarpı A dediğimizde 12M eksi 6,4 kütleleri topladık. 2M çarpı A, şu M'ler gitsin. 12'den 6,4'ü çıkardığımızda 10'dan 4 çıktı 6, 11'den 6 çıktı. 5,6 eşittir 2 çarpı A. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde ivmemizi 2,8 metre bölü saniye kare olarak bulmuş oluyoruz. Devam edelim bakalım. K'den V0 hızıyla fırlatılan cisim L noktasına kadar çıkabiliyor. Cismin kütlesi arttırılırsa L'ye çıkamaz. V0 hızıyla atılıp beta arttırılırsa L noktasına çıkamaz. Cismin L'ye çıkarken ivmesi ile K'ye geri dönerkenki ivmesinin büyüklüğüne eşittir. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakınız. Önce şuna bakalım. Cisim L'ye çıkarken demiş ivmesi diğerlerinden geri dönerkenki ivmesinin büyüklüğüne eşittir. Şimdi sürtünmesiz eğik düzlem olduğuna göre ivmeyi nereden buluyorduk? G sin burada beta demiş. O zaman çıkarken ve inerkenki ivmelerimiz birbirine ne olacak? Eşit olacak. 3'ü aldık. Şimdi şöyle yapalım. X eşittir V0T eksi 1 bölü 2 AT kare. Değil mi? Şimdi biz bu yolu alıyoruz. İlk hızımız olduğuna göre. Değil mi? Şöyle bir denklemimiz vardı. Şimdi bakalım. Diyor ki V0 hızı ile atılıp yine aynı hızla atılıp beta arttırılırsa. Şimdi bakınız betayı arttırırsak. Burayı sin 30 aldığımızda alfa ne olmuş olur? 0,5'ten 0,5'ten 5. Bunu 30 yerine sin 53 yaparsak sin 53 neydi? 0,8 çarptık 8. İvmemiz ne oldu? Bakınız arttı. Şu kısım artarsa şurası sabit bakınız. Bu çıkardığımız değer artacağına göre aldığı yol ne yapmak zorunda kalır? Azalmak zorunda kalır değil mi? Yani tekrar aynı noktaya çıkamaz dedik. Bunu da böyle işaretledik. Cismin kütlesi arttırılırsa L'ye çıkamaz
diyoruz. Cismin kütlesini arttırdığımızda bakınız şurayı etkileyen bir şey var mı? Yok. O yüzden yanlış doğru cevabımız ne olmuş oldu? 2 ve 3 olmuş oldu. Bakalım sıradaki sorumuz ne diyor? Sürtünmesiz eğik düzlem Y cismi 12 saniye sonra tekrar atıldığı noktaya geri dönüyor. Şöyle yapalım tekrar. Atıldığı noktaya geri dönüyor. Cisim eğik düzlemde yükselirken kaç metre yol almıştır? Sürtünmesiz eğik düzlem neydi? A eşittir G sin alfa sin 30 0,5. Buradan ivmemizi kaç bulduk? 5 bulduk. Şimdi ivme dediğimiz şey neydi? Birim zamandaki hız değişimi idi. Şimdi ivmemiz kaç? 5. Hız değişimi kaç saniye sürüyor dedik? Bakacak olursak şimdi şu şekilde Y cismi 12 saniye sonra tekrar atıldığı noktaya geri dönüyor. O zaman ne olur? T çıkış 6 saniye şöyle aldık. Şimdi buradan o zaman şöyle düşünelim. Bakınız yukarıya çıktığı an V0 burada hızımız ne oldu? 0. Şöyle yapıyorum hemen. 5 eşittir 0 eksi V0 bölü 6. Buradan V0'ı kaç bulduk? 30 bulduk. Şimdi bakalım şöyle bir hız zaman grafiğimizi çizelim. Çizdik. Başlangıçta hızımız kaç? 30. Ne yapıyor? Sıfırlanıyor 6 saniyede. Sonra şöyle bir 6 saniye daha geçecek. Değil mi? Şu. Şimdi bize neyi sormuş? Cisim eğik düzlemde yükselirken kaç metre yol almıştır? Yani bana burayı soruyor. O zaman 30 çarpı 6 bölü 2'den 180 bölü 2'den 90 metre yol alıp durmuştur deriz. Şimdi hareketli sistemler diyoruz arkadaşlar. Burası işte Newton hareket yasalarının biraz öğrencinin canını sıktığı yerler. Hareketli sistemlerde ilk olarak eylemsizlik kuvvetini bir tanımlayalım. Şimdi eylemsizlik kuvvetini biliyoruz günlük hayatta. İşte arabanın içerisinde gidiyorsunuz. Arabada bir anda hızlanmaya başladığında mevcut konumumuzu korumak istediğimizden araba öne doğru hızlandığında ne yaparsınız? Şöyle geriye doğru. Ya da siz arabanın içindeyken araba aniden fren yaparsa şöyle bir öne doğru gelirsiniz değil mi? İşte bu mevcut konumumuzu koruma isteğimizden dolayı bu ani hareket değişikliklerinde ileri geri yaptığımız hareketlerin sebebi eylemsizliktir. Eylemsizlik kuvveti gerçekte var olan bir kuvvet değildir. Hayali bir kuvvettir. Eylemsizlik kuvvetini o yüzden serbest kuvvet diyagramında ne yapmıyoruz? Göstermiyoruz. Sadece o tarafa doğru hareketlenir diye yorum yapıyoruz. Şimdi o zaman şöyle araçlarımızın içerisinde bulunan cisimlerin şöyle gösterelim bakınız. Şimdi bizim normalde şöyle yapalım. Bu cismimiz aracın içinde şu şekilde ne yapıyor? Duruyor. Eğer ki bu araç sabit hızla hareket ederse bir eylemsizlik etkisi olmayacağı için ne yapar? Bu şekilde durur. Ama diyelim ki benim aracım bir yönünde A ivmesi ile hızlanıyorsa. Şimdi hemen bu tarzlarda yönleri karıştırıyorsanız günlük hayattan aklınıza gelir. Bir araç hızlandığı zaman biz nereye doğru gideriz? Geriye doğru gideriz değil mi? O zaman bu cismin bu tarafa doğru hareket etmesine sebep olan kimdir? F eylemsizliktir değil mi? O halde şöyle genelleyelim mi? Hızlanma hareketlerinde eylemsizlik harekete zıt yönlü. Hızlanmada eylemsizlik harekete zıt yönlü imiş. Şimdi ama şu da olabilir. Benim aracım hareket halinde iken belki de iki yönünde yavaşlıyordur. Şimdi frene bastığınızı düşün. Frene bastığımızda bu tarafa doğru duracakken biz de aynı hareket ediyoruz. Yani şuraya yazıyorum. Yavaşlama hareketlerinde eylemsizlik hareketle ne oldu? Aynı yönlü oldu. Şimdi o zaman ben belki de iki yönünde A ivmesiyle yavaşlıyordu olabilirim. Bu gösterdiğimiz görsel. Şimdi buradaki bilgileri burada pekiştirelim. Şimdi bakınız eylemsizlik bu tarafa doğru etki etmiş. Eylemsizlik hareketle zıt olabilir dedik. Yani iki yönünde. Ne zaman zıt oluyordu? Hızlanmada. Demek ki benim aracım iki yönünde A ivmesiyle hızlanıyor olabilir. Ya da ne demiştik? Yavaşlayan hareketlerde de eylemsizlik hareketle neydi? Aynı yönlüydü. O zaman bir yönünde A ivmesiyle yavaşlıyor olabilir deriz.
Şimdi bakalım, güzel bir tanım yazmışım, okuyalım. Hareket eden aracın içerisinde bulunan cisimler aracın hızının değişmesinden etkilenir. Araç yavaşlarken, hızlanırken araç içindeki cisimler veya üstündeki cisimler mevcut konumunu korumak isterler. Mevcut konumlarını korumak için oluşturdukları kuvvete eylemsizlik kuvveti denir diyoruz. Bu kuvvet aracın ivmesiyle doğru orantılıdır. Bildiğimiz bizim M çarpı A'nın ta kendisi. Yani eylemsizlik kuvvetini başka bir yerden ne yapmıyoruz? Bulmuyoruz. Şimdi asansör problemlerini nasıl irdeleyeceğiz? Ona bakalım. Asansör problemlerinde de yine aslında biraz önceki gibi eylemsizliği kurgulayacağız. Şimdi mesela bakınız. Bizim asansörümüz yukarıya doğru A ivmesiyle hızlanıyor. Hızlanmada eylemsizlik harekete neydi? Zıttı. Hareket yukarı doğru olduğuna göre eylemsizlik aşağı doğru. O zaman T eşittir yukarı doğru kuvvetlerin toplamı, aşağı doğru kuvvetlerin toplamı. Yazdım. A ivmesiyle aşağı doğru hızlanıyorum. Hızlanmada harekete ters. Hareket aşağı doğruysa eylemsizlik yukarıya doğru oldu. F eylemsizlik artı T eşittir MG yazdık. Şimdi burada yukarıya doğru A ivmesiyle yavaşlıyoruz. Yavaşlama hareketlerinde hareketle aynı yönlü idi. O zaman hareket yukarı, eylemsizlik de yukarı. T artı F eylemsizlik eşittir MG diyoruz. Şimdi aşağı yönde yavaşlıyoruz. Yavaşlama olduğu için hareketle aynı yönlü olacak. Yani aşağı doğru T eşittir MG artı F eylemsizlik diye ne yapacağız? Göstermiş olacağız. Newton hareket sistemleriyle devam ediyoruz. Bu sefer hareketli sistemler üzerindeki cisimler diyeceğiz. Şimdi bakalım önümüzde ne var? Şöyle bir oyuncak araba ya da deney arabası diyebiliriz. Sürtünmesiz eğik düzlem üzerindeki kütleyle birlikte hareket edebilmesi için cisim ile eğik düzlemin ivmeleri aynı olmalıdır demişiz. Şimdi bakalım burada ne demek istiyoruz? Şimdi eğik düzlem üzerinde kütleyle birlikte hareket edebilmesi için. Şimdi biz bu arabayı bu tarafa doğru F kuvveti ilettiğimizde buna hareketin zıt yönlü bir ne etki edecek? Eylemsizlik kuvveti etki edecek. Şimdi o zaman cismin üzerine şöyle eylemsizlik kuvvetini gösterelim. Cismin aşağı doğru nesi vardı? M1G ağırlığı vardı. Şimdi hareket şu doğrultuda olduğu için o zaman ne yapacağız arkadaşlar? F eylemsizliği ve cismin ağırlığını bileşenlerine ayıracağız. Ayıralım bakalım. Şöyle ve şöyle ağırlığı bileşenlerine ayırdık. Sürtünme olmadığı için şu bileşeni kullanmıyorum. Burası neydi? M1G sin alfa. Şimdi aynı şekilde eylemsizliği bileşenlerine ayıracağım. Şöyle ve şöyle. Yine şu bileşeni almıyorum. Sürtünme yok. F eylemsizlik çarpı ne olacak yine? Kosinüs alfa. Şimdi o zaman bunlar birlikte hareket etmelisini istediğimize göre cisimlerin üzerine etki eden net kuvvetin ne olması gerekiyor? Sıfır olması gerekiyor. Şimdi o zaman cismin üzerine etki eden net kuvvet sıfırsa, yani hareket etmeden şöyle duruyorsa bunun üzerinde M1 kütleli cisim, cismin üzerine etki eden net kuvvet sıfır olmalı dedik. O halde M1G sin alfa eşittir. Şimdi eylemsizlik dediğimiz şey neydi? M çarpı A demekti. M1 çarpı A çarpı kosinüs alfa. Şimdi bakınız buradan bize verilenlere göre M1'ler ne oldu? Gitti değil mi? O halde G sin alfa eşittir A kos alfa. İvmeyi nasıl bulmuş olduk? Yalnız bırakırsak. G çarpı sin alfa bölü kos alfa. Sin bölü kos neydi? Tanjanttı. G tan alfa oldu. Demek ki bunlar birlikte hareket ediyorlarsa, burada başta peşin peşin okuduğumuz not, cisim ile eğik düzlemin ivmeleri birbirinin nesi olmalıdır dedik? Aynısı olmalıdır dedik. Ve burada bakınız önemli bir sonuç da ortaya çıkmış oldu. Sistemin ivmesini bulurken G tan alfadan buluyoruz. Kimin? Şuradaki cismin kütlesinden yine ne oldu? Bağımsız oldu. Sistem sürtünmeli ise sürtünme kuvvetinin yönü. Şimdi sistem sürtünmeli ise, şimdi biraz önceki gibi M1G bu tarafa doğru hareket ettiği için eylemsizlik harekete zıt yönde etki edecek. Şöyle bir eylemsizlik aldık. Şimdi bileşenlerini ayırmıştık. Burası M1G sin alfa. Bu bileşenimiz neydi?
M1 G cos alfa. Şimdi F eylemsizliği de ayıralım. Şöyle F eylemsizlik cos alfa. Şurada ne oldu? F eylemsizlik sin alfa. Şimdi bu durumda sistem sürtünmeli ise, şimdi hareket yönüne göre yukarı ya da aşağı kayma durumuna göre sürtünme kuvvetimiz şöyle bir yönünde de iki yönünde de olabilir. Yine bunu ne yapacağız? Sorunun gidişatına göre karar vereceğiz. Bu şekilde üzerindeki kuvvetleri ne yaptık? Gösterdik. Şimdi bakalım şöyle kuvvetlere göre mesela ne olsun? Sistem yine hareketsiz bir şekilde duruyor olsun. Değil mi? M1 kütleli cisim hareketsiz bir şekilde bizim bu arabamızın üzerinde duruyor olduğunda, o zaman bunun üzerine etki eden net kuvvetin ne olması gerekiyor? Sıfır olması gerekiyor. Şimdi aşağı doğru M1 G sin alfa, yukarıya doğru F eylemsizlik cos alfa. Şimdi bunlardan hangisi büyükse, diyelim ki şöyle olsun. M1 G sin alfa F eylemsizlik cos alfadan büyük olsun. O zaman hareket aşağı doğru olacağı için sürtünme kuvvetimiz nereye doğru olur? Yukarıya doğru olur. O zaman ne olacak? Bakınız. F eylemsizlik, bu sarı gözükmedi, rengi değiştirelim. F eylemsizlik cos alfa artı Fs eşittir M1G sin alfa deyip sorularımızı ne yapacağız? Bu şekilde değerlendireceğiz. Hareket yönlerine dikkat ederek. Şimdi başka bir soru tipine bakalım. M2 kütleli cismin düşmemesi için neler yapmalıyız? Şimdi yine arabayı bu tarafa doğru ittiğimize göre bizim bu cismimize etkeden eylemsizlik bu tarafa doğru. Bunun aşağı doğru ağırlığı nedir? M2G. Sürtünme kuvveti, şimdi yüzeyde kaymaması için, aşağı doğru kaymaması için, o zaman sürtünme kuvveti yukarıya doğru olmalı. Bu yüzeyin uyguladığı tepki kuvveti de bu tarafa doğru. Şimdi M2 kütleli cismin düşmemesi için Fs büyük eşit ne olmalı? M2G olmalı. Peki Fs'yi nasıl yazıyorduk? K çarpı tepki kuvveti idi. Buradaki tepki kuvvetimiz, bakınız, tepki kuvvetinin doğrultusunda kim var? F eylemsizlik. O zaman sürtünme kuvveti yerine K çarpı F eylemsizlik dersek, şu iki bilgiyi birleştirdiğimizde K çarpı F eylemsizlik eşittir M2G şeklinde ne yaptık? M2 kütleli cismin düşmemesi için gerekli olan işlemler bunlar. Mesela şunu da açalım. Bu da eylemsizlik, M2 çarpı nedir? A'dır. K çarpı M2 çarpı A eşittir M2 çarpı G. İşte yine verilenlere göre sürtünme katsayısını da bulabiliriz, ivmeyi de bulabiliriz.